Geçen dersimizde bayağı zor bir konu olan entropinin tanımını yaptık. Bunun fiziksel olayları anlamak açısından önemini kavradık ve nasıl hesaplanacağı hakkında biraz bilgi sahibi olduk. Geçen dersimizde herhangi bir şeyi ısıtmak veya soğutmak gibi basit işlemleri incelemiş ve bu sırada meydana gelen entropi değişimini hesaplamıştık ve faz değişimlerine bakmıştık. Faz değişimleri biraz daha kolaydı çünkü sıcaklık değişmiyordu. Örneğin bir buzu eritmek için ona ısı verdiğimizde buz tamamen eriyene kadar sıcaklık sabit kalıyordu. Bu tüm bu işlemlerde entropiyi nasıl hesaplayacağımızı gördük. Bunun için tersine bir yol tasarlamamız gerekiyordu. Örneğin buzun 0 derecede erimesiyle ilgili entropi değişimini hesaplamak son derece kolay bir işti. Çünkü bu olay tersine bir olaydı ve olay erime dengesinde ve sıcaklığında cereyan ediyordu. Ancak 10 derecedeki suyun entropi değişimini hesaplarken işler biraz karışıyordu. Bunun için önce suyu 0 dereceye kadar soğutuyorduk. Daha sonra 0 derecede faz değişimini gerçekleştiriyorduk ve en son olarak sistemi yine 10 dereceye çıkartıyorduk. Bu şekilde tersine bir çevrim oluşturuyorduk. Aynı noktadan başlayıp aynı noktada bitirdiğimizden dolayı bu tersine basamakları kullanmak suretiyle entropiyi rahatlıkla hesaplayabiliyorduk. Şimdi artık DS hesaplamalarında biraz daha deneyim kazandığımıza ve entropi kavramını daha iyi anladığımıza göre şimdi bunu burada yapmak istediğim ek bir şey daha var. Hal değişkenlerini uygun bir şekilde birbiriyle ilişkilendirmek. Ama burada bir sorun var. Hatırlarsanız DU eşittir D çizgi Q artı D çizgi W idi. Ben burada bu D çizgi işaretinden hoşlanmıyorum. Çünkü bu gidilen yola bağımlılığı gösteriyordu. Ancak U gidilen yola bağımlı olmayan bir hal fonksiyonu. Dolayısıyla ben U'yu bunların dışındaki değişkenlerle hesaplarsam çok daha iyi olur. Çünkü Q ve W'yi kullandığımda gidilen yolu belirlemem ve ona göre hesaplama yapmam gerekiyordu. İdeal gazlar için yapılan hesaplarımızda U sadece sıcaklığın bir fonksiyonuydu. Hatırlarsanız U için bazı hal değişkenlerine dayanan bir ifade bulmuştuk. Bunu diğer durumlara genelleştiremedik çünkü bu ideal gazlara has bir durumdu. Şimdi işleri daha düzgün bir hale getirmek için neler yapabileceğimize bir bakalım. Tüm bunları söylemekteki amacım, hatırlarsanız birkaç ders önce bazı örnekler görmüştük. DU eşittir CVDT eksi CV mü J DV idi. Bu katsayıları her sistem için bulmak zorundayız. Çünkü bu genel bir denklem değil. Dolayısıyla enerji değişimini sadece hal değişkenleri cinsinden verecek ifadelere ihtiyacımız var. Bu CV veya mu J gibi değerlerden pek hoşlanmıyorum. Burada yapmak istediğim şey gerçekten şu. DU eşittir. Herhangi bir şey olsun. Bu herhangi bir şey T, V, S, H veya bunların türevsel terimleri olan DT, DV, DS, DH vesaire gibi terimleri içerebilir. Bunlara hal değişkenleri veya hal fonksiyonları adı verilir. Elimde böyle bir ifade olduktan sonra örneğin enerjinin hacimle nasıl değiştiğini bulabilirim. Tabii tüm diğer değerleri sabit tutmak suretiyle bu mümkün. Ama şu anda genel anlamda yaptıklarımıza bakarsak bu kolay bir iş değil. İnceleyeceğim her şey için bunu nasıl yapabileceğimi bulmalıyım. Tamam. Şimdi böyle bir işi nasıl yapabileceğimize kısaca bakalım. Sabit basınç altında tersinir bir işlem alalım.
Burada bir noktasından başlayarak herhangi bir yol üzerinden iki noktasına gelelim. Burada DU eşittir DQ tersinir ki burada tersinir eksi PdV idi. İkinci yasaya göre de DQ tersinir eşittir TdS olur. Çünkü DQ tersinir bölü T eşittir DS veya entropiydi. Buradan DU eşittir TdS veya PdV olarak yazabiliriz. Bu son derece önemli. O yüzden bunu renkli tebeşirle çerçeveliyorum. Burada elimizde neler olduğuna bakalım. Burada DU var, T var, DS var ve P ve DV değerleri var. Görüldüğü gibi DU sadece hal fonksiyonları cinsinden yazılmış. Bu DU için genel olarak doğrudur. Çünkü bunu çıkarırken tersinir ve sabit basınçtaki bir işlem göz önüne aldık. Biz U'nun hal değişkeni olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu sonuç genellikle geçerli. Bu bize iki şeyi söyler. Birincisi bunlar U'nun doğal değişkenleri yani U, S ve V'nin bir fonksiyonu. Bunlar doğal değişkenler ve DU bunlar cinsinden yazılıyor. Sağ tarafta sadece hal değişkenleri var. Bu son derece değerli bir ifade. Buradan bu özel değişkenler cinsinden türev alırsak DU bölü DS'nin sabit hacimdeki türevi eşittir. Eksi P ve DU bölü DV'nin sabit entropideki türevi de T bulunur. Bunlar son derece kolaylıkla bulunur. Aynı basamakları H yani entalpi içinde uygulayabiliriz. Hatırlanacağı gibi H eşittir U artı PV idi. Dolayısıyla DH eşittir DU artı D PV olur. Yukarıda DU için çıkarılmış bir ifade var. Bunu kullanırsak bu ifade eşittir TDS eksi PDV artı PDV artı ve DP olur. Bunlar birbirini götürür. Buradan DH eşittir TDS artı ve DP bulunur. Bu da çok önemli olduğu için çerçeveliyoruz. Burada sağ tarafta yine TS ve P var. Bunlar da görüldüğü gibi hal fonksiyonları. Tabi burada da türev alabiliriz ama önce olayı netleştirelim ve H'yi S ve V'nin fonksiyonu şeklinde yazalım. Buradan
dH bölü dS sabit basınçta eşittir T ve dH bölü dP sabit S'de yani entropide eşittir ve bulunur. Evet. Gördüğünüz gibi elimize U ve H'yi sadece hal değişkenleri cinsinden gösterebileceğimiz gerçekten insanı şaşırtacak kadar basit bir çift ifade geçti. Ayrıca bu ifadelerden yola çıkarak ve zincir kuralını kullanarak sıcaklığın fonksiyonu olarak entropi içinde çok kullanışlı ifadeler elde edebiliriz. Yani dU eşittir TdS eksi P dV ifadesinden dS eşittir 1 bölü T dU artı P bölü T dV yazabiliriz. Burada U'nun T ve V cinsinden olan eşliğine dönersek yani dU TV fonksiyonu eşittir. CV DT artı DU bölü DV'nin sabit sıcaklıktaki türevi çarpı DV yazarsak bunu yapmamızın sebebi DS eşittir 1 bölü T CV DT idi. Burada sıcaklığa bağlı tek terim bu ve hacimin fonksiyonu olan terimi de büyük parantez içinde P bölü T artı DU bölü DV sabit sıcaklıkta büyük parantezi kapatalım çarpı DV şeklinde yazabilmemiz. Buradan DS bölü DT sabit hacimde eşittir CV bölü T olur. Evet. Son derece kullanışlı ve hiç de sürpriz değil. Çünkü CV ile DT arasında bir ilişki var. DS de DQ tersinir bölü T. Ve bu ifade entropinin sabit hacim altında genel olarak nasıl değiştiğini gösterir. H'nin izlediğimiz yola bakmak suretiyle entropinin sabit basınç altında sıcaklıkla nasıl değiştiğini bulabiliriz. Son derece benzer işlemlerden sonra bunu CP bölü T olarak buluruz. Yani DS bölü DT sabit basınçta CP bölü T. Tamam. Pekala. Şimdi tartışmayı biraz daha derinleştirmeyi ve entropiye daha yakından bakmayı ve özellikle sıcaklıkla nasıl değiştiğini belirlemeyi istiyorum. Bakmak istediğim şey U ve H'deki değişimlere baktığımızda ki bunları şu ana kadar defalarca yaptık ve defalarca hem ben hem de eminim ki Profesör Burundi bunların ancak değişimlerini tanımlayabileceğimizi ve enerji ve entalpi için mutlak bir ölçek olmadığını vurguladık. Herhangi bir problemde sıfır değerini gelişigüzel seçebiliyorduk. Örneğin termokimyadan bahsettiğimizde oluşma ısılarını tanımlamış ve sonra da oda sıcaklığında ve atmosfer basıncındaki elementlerin oluşmasına sıfır demiştik. Biz buna sıfır dedik. Buna bir numara verir ve bunu da enerji birimi cinsinden gösterir ve buna sıfır diyebilirdik. Enerji ve entalpi gibi değerler için bu daima böyle olacak. Entropi ise farklı. Bakalım bu nasıl oluyor?
Entropiyi sıcaklık ve basıncın fonksiyonu cinsinden düşünelim. İlk olarak önce bunun basınçla nasıl değiştiğine bakalım. Daha sonra hem basınç hem de sıcaklıkla değişimine de bakacağız. Bunu yapmaktaki amaç, eğer elimde herhangi bir basınç ve sıcaklıkta bir madde varsa acaba entropi için mutlak bir değer belirleyip hesaplayabilir miyim olacak. Delta U ve delta H'de olduğu gibi sadece değişimi değil, mutlak entropiden kasıt bu maddenin bu sıcaklık veya basınçta veya herhangi bir sıcaklık ve basınçtaki entropisi şudur diyebilmek. Enerji ve entalpi için bir sıfır değeri belirleyebilirim ama burada mutlak değere bakıyorum. Pekala. Pekala, basıncı olan bağımlılıkla başlayalım. Yani dU eşittir TdS eksi PdV idi. Buradan dS eşittir dU artı PdV bölü T olur. T sabit olsun. Evet. Biraz daha detaylandıralım bunları. Bir ideal gaz alalım. Evet. Sabit sıcaklık olduğuna göre delta U eşittir 0. Dolayısıyla dS sabit sıcaklıkta eşittir P bölü T dV. Ve ideal gaz için bu N RV bölü DV olur. Sabit sıcaklıkta D parantez içinde NRT eşittir D parantez içinde PV, o da eşittir 0 olur. Ve bu VDP artı PDV şeklinde. Buradan şuradaki DV bölü V değeri eşittir eksi P bölü eksi P bölü DP bulunur. Dolayısıyla şunu yapabilirim. dS sabit sıcaklıkta eşittir eksi nRDP bölü P yazabilirim. Bu harika. Buna göre herhangi bir basınçtaki entropiyi bilirsem onun sıcaklığının fonksiyonu olarak nasıl değiştiğini bulurum. Eğer tanımlayacağımız bir standart basınçtaki S P0 T değerini biliyorsam gelişigüzel bir basınçtaki S PT değeri eşittir S P0 T eksi P0'dan P'ye kadar NR DP bölü P olur. Ki bu da S P0 bölü T eksi NR ln P bölü P0 olmuştu. Normal olarak P0 1 bar olarak alırız. Ve genellikle bu son ifadede eksi n r ln p şeklinde yazılır. Bunu yapmaktan pek hoşlanmıyorum. Çünkü logaritmik ifadenin birimsiz gelmesi gerekir. Dolayısıyla bu p değerinin mutlaka 1 bara bölünmesi gerektiğini unutmayın. Bu şekilde birim sorunu da olmaz.
Bunu 1 mol için yazarsak S çizgi parantez içinde PT eşittir. S0 çizgi parantez içinde T eksi R ln P bölü P0 bulunur. Bu bizim basıncı olan bağımlılığımız. Peki bu S üssü çizgi parantez içinde T değeri ne? Bunu hesaplamak için biraz uğraşmamız gerekecek. Evet. Şimdi de entropinin sadece sıcaklığa bağımlılığını göz önüne alalım ve 0 Kelvin'den başlayıp kaynama noktasının üzerindeki bir T sıcaklığına gidelim. Tüm bu işlem için delta S hesabını yapmayı biliyoruz. Çünkü ısıtılan bu sistemin entropi değişimini hesaplamayı öğrendik. Ve ayrıca faz geçişi yapan bir sistemin entropi değişiminde nasıl hesaplanacağını gördük. Sıfır Kelvin'den başladığımıza göre katı halden başlıyoruz demektir. Eğer ısıtırsak incelenen malzemenin cinsine göre belli bir sıcakta eriyecek ve ısıtmaya devam ettiğimiz takdirde de belli bir sıcaklıkta kaynayacaktır. Tüm bunları nasıl inceleyeceğimizi biliyoruz. Şimdi bu değişimleri veren bir sistem alalım. Elimizde bir A maddesi olsun ve bu katı halde 0 Kelvin'de ve bir barda olsun. Ve bu bir işlemiyle donma noktasında ve bir bar basınç altındaki katı haline gelsin. İki işlemi sonunda bu madde donma noktasında ve bir bar basınçtaki sıvı haline gelsin. Üç işleminde bunu biraz daha ısıtıp kaynama sıcaklığına getirelim. Yine bir barda. Dört işlemin sonunda buharlaşma olsun ve maddemiz kaynama noktasındaki ve bir bar altındaki gaz haline gelsin. Ve son olarak beş işleminde bunu biraz daha ısıtınca madde T sıcaklığında ve bir bar altındaki gaza dönüşsün. Ve istersek bir adım daha ileri gidip sistemimizi T sıcaklığında ve P basıncındaki gaz haline dönüştürebiliriz. Bu kısımla rahatlıkla başa çıkıyoruz biliyorsunuz. Evet. Şimdi de S'ye ne olduğuna bakalım. Sabit sıcaklık ve gideceğimiz basınçtaki molar entropi S çizgi TP 0 Kelvin'de ve 1 barda. Buna lüzum yok çünkü sıfır indisi bunu gösteriyor. S 0 0 Kelvin değeri artı birinci basamak için olan delta S değeri artı ikinci basamak için olan delta S değeri artı nokta nokta şeklinde yazılır. Affedersiniz, şunu da 6 olarak işaretleyelim. Dolayısıyla bu ifade 6. basamağın delta S değerine kadar gider. Pekala. Bunu kolaylıkla yapabiliriz. S üst çizgi TP eşittir. S 0 üst çizgi 0 Kelvin artı
Birinci işlemde maddemizi 0 Kelvin'den erime noktasına kadar ısıtıyorduk. Dolayısıyla entropi değişimi 0'dan erime sıcaklığına kadar Cp üst çizgi katı bölü T çarpı dt bulunur. Bir şeyin ısıtılması sonucunda olan delta S değerini kolaylıkla hesaplayabiliriz. Artı maddenin erimesi için olan delta S değeri delta H 0 erime üst çizgi bölü Tm, yani erime sıcaklığı. Hatırlarsınız, burada delta S'yi bulmak için Q tersinir bölü T değerine bakıyorduk ki burada T tersinir kısaca erime ısısına eşitti. Şimdi de erime noktasından kaynama noktasına çıkalım. Buradaki değişim de Tm'den Tb'ye, yani erimeden kaynama sıcaklığına kadar Cp üst çizgi sıvı bölü T çarpı dt şeklindedir. Bunu kaynama takip edecek. Buradaki değişimde delta H0 buharlaşma üst çizgi bölü Tp şeklinde yazılır. Bunu kaynama noktasındaki buharın en son T sıcaklığına kadar ısıtılması takip eder ki buradaki değişimde artı, ki burada artık gazın ısı kapasitesi var, Tb'den T'ye Cp üst çizgi gaz bölü T çarpı dt şeklindedir. Ve en son olarak da R ln P bölü P0 bulduk. İşte hepsi bu ve buradaki her şeyi nasıl yapacağımızı biliyoruz. Hemen hemen her şeyi. Bunun üzerinde biraz düşünmemiz gerekecek. Ama diğer değişimleri nasıl hesaplayacağımızı biliyoruz. Bunu grafik üzerinde gösterelim. Ordinat S, T'nin fonksiyonu, apsiste sıcaklığı göstersin. Katıyı ısıttıkça entropi artacaktır. Tabi 0 Kelvin'den başlıyorum. Buradaki tüm değerler pozitif olduğundan entropi artacaktır. Belli bir sıcaklıkta madde erimeye başladığında entropi dikey olarak artacaktır. Bu bir basamağı, bu da iki basamağı, bu da erime sıcaklığı. Sonra bir ısıtma basamağı daha var. Tabi burada dikkatli olmazsam tahta yetmeyecek. Biraz daha dikkatli olmam yeter. 1, 2 ve 3, biraz daha ısıtıyorum. Entropi halen artıyor. Bunu yaptım, şunu da yaptım. Şimdi de sıvıyı ısıtıyorum. Bir noktada sıvı kaynamaya başlayacak ve tabii entropide dikey bir artış gözlenecek. Burası da benim kaynama noktam. Gazda bir miktar daha değişim olacak. Ve burası da benim nihai sıcaklığım. Bunlar da 4 ve 5 işlemleri. Harika. Dolayısıyla entropide tek düze bir değişim var. Dolayısıyla problemi hemen hemen çözdük. Bir tek bu değer hariç, bu ufak baş belası değer S0 parantez içinde 0 Kelvin. Şu ana kadar bilmediğimiz yegane şey bu. Dolayısıyla bunun için ek girdilere gerek var. İstediğimiz verilerden bir kısmı 1905'te NERS tarafından sağlanmıştır. NERS'e göre herhangi bir işlemde 0 Kelvin'e doğru giderken entropi değişimi gittikçe küçülür ve sonunda 0'a yaklaşır. Bu gerçekten de önemli bir irdelemeydi. Ancak bunun yerine öyle bir gelişme oldu ki ben bunu tahtaya bile yazmayacağım. Renkli çerçeve falan da yok. Çünkü Planck 6 yıl sonra
1911'de çok daha güçlü bir ifade getirdi. Bu son derece kullanışlı ve şöyle gösterdiği şey sıcaklık 0 Kelvin'e yaklaştıkça kristal haldeki saf maddeler için S eşittir 0'dır. Yani sıcaklık 0 Kelvin'e yaklaştıkça entropi değişiminin sıfıra yaklaşacağını söyleyen ifadeden çok daha güçlü bir ifade. Artık mutlak bir değerden bahsediyoruz. Kristal haldeki saf maddeler için sıcaklık sıfıra giderken S sıfıra gidiyor. Bu olağanüstü derecede önemli. Olağanüstü derecede önemli. Planck 1911. T 0 Kelvin'e giderken mükemmel kristal halinde olan her maddenin entropisi sıfıra gider. Bu gerçekten olağanüstü bir sonuç. Olağanüstü bir sonuç gerçekten. Buna göre 0 Kelvin'e indiğimde ve sistemi mümkün mertebe soğuttuğumda ve elimde mükemmel bir kristal örgü yapısı varsa, bu kristal atomik veya moleküler bir kristal olabilir. Hepsi kristaldeki doğru yerlerinde. Bu durumda mutlak entropiyi sıfır olarak tanımlayabilirim. Dolayısıyla S eşittir sıfır, saf ve mükemmel kristaller için. Evet. Bu tanımlama geçen dersimizde kısaca bahsettiğim maddenin mikroskopik doğasına dayanmaktadır. Bu hususu birkaç ders sonra çok daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Daha sonra belirttiğim gibi elde edilen sonuç genel olup S eşittir R bölü NA ln omega olup bu incelediğimiz sistem için mevcut olan mikroskopik hallerin sayısıdır. Normal olarak mikroskopik durumda astronomik sayıda mikroskopik hal bulunur. Örneğin sıvılarda moleküllerin birbiri etrafında birçok değişik düzeni olup bunların her biri bir mikroskobik hale karşılık gelir. Çok sayıda olası hal. Gazda daha da fazla. Eğer 0 Kelvin'e gidersem ve elimde de mükemmel bir kristal varsa, yani her atom veya molekül tam olarak olması gereken yerde ise, bu kaç tane farklı olasılığa karşılık gelir? Tabii ki bir. Başka ek bir olasılık hal yok, olası hal yok. Her eşdeğer atom veya molekülü ilgili yerlerine yerleştirdim. Ve iş tamam. Normal şartlar altında sıkıntı yaratacak durumlar olabilir. Örneğin sistem uyarılmış titreşim veya elektronik halde olabilir. Her şey temel halinde olmayabilir. Örneğin elektronlar farklı S orbitallerinde olabilirler. Bu durumda çok sayıda hal mevcut olur. Eğer tüm kristalde sadece tek bir atom uyarılmış halde olsa bile o bu atomda olabilir. Bu atomda görüldüğü üzere bu olağanüstü büyük sayıda mikroskopik hale karşılık gelir. Ancak 0 Kelvin'de artık bir termal uyarı yok. Her şey en düşük halde ve her şey olası gereken yerde. Dolayısıyla tüm sistem için sadece
bir hal mevcut. İşte bu yüzden mükemmel kristallerde sıfır Kelvin'deki entropi sıfırdır. Pekala. Bunu ihlal ediyormuş gibi görünen şeyler olabilir. Ha, bunları hesaplayabilirsiniz. Bu olayın doğru olduğu kanıtlanabilir. Bu sonuca uymuyormuş gibi görünen bazı şeyler var. Burada da entropileri ölçmek mümkündür. Örneğin karbonmonoksit alalım. Dolayısıyla bu iki atomlu moleküllerden oluşan bir kristal örgü yapısı olsun. Bu şekilde karbon, oksijen, karbon, oksijen, karbon, oksijen hepsi kristalde olması gereken yerlerde mükemmel biçimde. Bu kristali oluştururken bozuk yapıyı renkli çizelim. Kötü olan şeyi kırmızı ile gösterelim. Bu rengi sevenler alınmasın, ben de severim. Kristali oluştururken gaz fazından başlayacağız. Kristali oluştururken gaz fazından başlayalım. Sonra onu soğutalım. Daha sonra kristallendirelim. Gittikçe soğutalım. Biliyorsunuz karbon monoksit kolaylıkla bir eksen etrafında dönebilir. Kristalin halde bile, yani moleküllerin ağırlık merkezleri bulunması gereken yerde olsa bile, normal sıcaklıklarda bunlar kendi etraflarında dönebilirler. Yani sıfır Kelvin'de olmayan kristal bir yapıda termal enerjiler bunların yönlerini değiştirebilir. Sonra bu kristali soğutalım. Moleküllerin çoğu orijinal yerlerini alırlar ki bu en düşük enerji seviyesidir. Ancak burada kinetik faktörler de söz konusudur. Moleküllerin eski yerlerini almaları zaman alır. Bu da ne kadar yavaş soğutulduğu ile ilgilidir. Bu hiç olmayabilir de, örneğin kristal yapısında farklı yönelmiş bir molekül öyle donarsa ki artık termal enerji de yok. Dolayısıyla yeniden yönlenmesi mümkün değil. Diyelim ki elimizde 1 mol madde var ve 0 Kelvin'e kadar soğuttuk ve bunlardan biri farklı yönlenmiş. Peki şimdi kaç tane olası hal var? 1 mol hal değil mi? 1 mol hal. Bu da olabilir, bu da veya bu. Genel olarak bu her yerde olabilir ve görüldüğü gibi bu da bayağı yüksek sayı çıkar. Artık entropi sıfır değildir. Dolayısıyla mükemmel kristalden kasıt kristalin mükemmel bir düzende olmasıdır ve bu durumda entropi sıfır olur. Bu tip hususlar çok genel olarak karşımıza çıkar. Örneğin karışık kristallerde, örneğin karbon monoksit moleküllerinin bir kısmı bu halde yönlenmişken diğerleri ise zıt yönde yönlenir. Gerçek karışık kristallerde ise iki farklı bileşen vardır. Dolayısıyla burada her türlü yönlenme söz konusudur. Mesela bunlar şurada veya burada olabilir ve bunların yerlerini kolaylıkla değiştirebiliriz. Trilyonlarca hal. Ancak saf ve mükemmel kristallerde sadece bir düzenlenme söz konusudur ve entropi de sıfırdır. Artık bu grafiğe geri dönüp bu terimi hesaplayabiliriz. Hatta mükemmel kristal olmayan maddeler için de entropi değişimini hesaplayabiliriz. Bunun için de mükemmel kristalden başlayıp belli bir düzensizliğe sahip hale getirebiliriz ve sonra sıcaklığı artırarak tüm bu işlemleri tekrarlayabiliriz. Buradaki en temel husus bu ifadenin son derece kullanışlı olduğudur. Çünkü bunu kullanmak suretiyle entropi için mutlak değerler bulabiliriz. Tabi sadece sıfır Kelvin'de değil, her sıcaklıktaki değişimi hesaplayabiliriz. Bu son derece direkt bir işlemdir ve bu değerler kolaylıkla ölçülebilir. Örneğin kalorimetre ile erime ve buharlaşma entalpileri kolaylıkla belirlenebilir. Kalorimetre ile ısı kapasitelerini de ölçebilirsiniz. Yani maddelerin sıcaklığını bir derece artırmak için gerekli ısı miktarı bulunur ve bu da direkt olarak ısı kapasitesidir. Bu ölçümleri yapmak son derece kullanışlı ve pratik bir iş olup çok sayıda madde için ısı kapasiteleri ve entalpileri listelenmiştir.
Bu gerçekten her türlü madde için, her türlü basınç ve sıcaklıkta mutlak entropileri hesaplamak için de son derece pratik bir yoldur. Son derece önemli, son derece önemli. Bu kanunun doğal sonuçlarından biri, herhangi bir maddenin veya sistemin sıcaklığının tamamen mutlak hiçbir yaklaşım olmaksızın sıfır Kelvin'e kadar soğutmak mümkün müdür? Hayır, sıfır Kelvin'e erişmeniz mümkün değil. Bunu çeşitli şekillerde ifade edebiliriz. Bunlardan biri şöyle. Önce bunu tahtaya yazalım. Sıfır Kelvin'e erişemezsiniz. Pekala, 1 mol ideal gaz göz önüne alalım. Dolayısıyla P eşittir RT bölü V. Ve T1 ve V1 halinden başlayalım. Ve kendiliğinden olan bir işlem sonunda bunu daha düşük bir sıcaklık olan T2'ye getirelim. Bu adiabatik bir yol izlesin. Yani adiabatik tersinmez bir genleşme yapsın. Burada delta S değerini hesaplayalım. T ve V cinsinden. DU eşittir TDS eksi PDV idi. Buradan DS eşittir DU bölü T artı P bölü T DV olur. Aynı zamanda DU eşittir CV DT'dir. İdeal gaz denkleminden de P bölü T eşittir R bölü V yazılabilir. Buradan DS eşittir CVDT bölü T artı RV R bölü V DV olur. Bu da DS eşittir CV D ln T artı R D ln V şeklinde yazılabilir. Bunun integrali delta S eşittir CV parantez içinde ln T2 eksi ln T1 artı R çarpı parantez içinde ln V2 eksi ln V1 olur. Veya bu daha düzgün bir ifadeyle delta S eşittir CV ln T2 bölü T1 artı R ln V2 bölü V1 olur. Peki T2 eşittir 0 ise ne olur? T2 eşittir 0 ise. Bunun anlamı bu terimin sonsuz olacağıdır.
Bunu yine kötü renkli tebeşirle yazalım. Peki ne olacaktır? Burada hacmi sonsuz büyük alıp bu değeri sonsuz yapmak suretiyle bunu giderebiliriz diyebilirsiniz. Başka deyişle sistemi sonsuz bir hacme kadar genleştirirsiniz. Tabii bu mümkün değil. Bu terimin sonsuz olmasına karşı yapılacak tek şey budur. Pratikte mutlak sıfıra inemezsiniz fakat çok çok yaklaşmanız mümkündür. Bu deneysel olarak yapılabilir ve mikro veya nano Kelvin seviyelerine inilebilir. MIT fizikçisi Wolfram Kameli tüm molekül ve atomları çok çok düşük sıcaklıklara getirmek suretiyle bunların en düşük kuantum seviyelerini aldıklarını görmüştür. Bu durumda çok garip davranışlar ortaya çıkmakta. Atomlar ve moleküller birleşik olarak hareket etmekte, atom veya molekül dalgaları oluşturabilmektedir. Çünkü hepsi en düşük kuantum hallerinde olduklarından aralarında hiçbir engelleme olmuyor. Dolayısıyla son derece düşük sıcaklıklara gitmek mümkün ama asla mutlak sıfıra değil. Bunu şu şekilde de düşünebiliriz. T eşittir sıfır değerinden başladığımızda mutlak entropiye ne olduğuna bakalım. İlk olarak 0 Kelvin'den başlayıp bir T değerine gidelim. Dolayısıyla 0'dan T'ye integral Cp katı bölü T çarpı dt yazılır. Yani katıyı 0 dereceden başlatıp ısıtıyoruz. Daha başlangıçta sıkıntı var. Bu başlangıç sıcaklığı 0 ise ne olur? Bu terim ıraksar, yani tanımı yoktur. Buradan T sıfıra giderken ısı kapasitesinin de sıfıra gitmesi gerektiği ortaya çıkar. Dolayısıyla T sıfıra giderken bu terim sonsuza gider. Gerçekten de çok düşük sıcaklıklarda ısı kapasitelerini ölçmemiz mümkün. Bakıyoruz ki bu doğru. 0 Kelvin'e yaklaştıkça ısı kapasiteleri sıfıra gidiyor. Yani T sıfıra giderken Cp de sıfıra gider. Güzel. Bunun söylediği bir şey daha var. Hatırlarsanız dt eşittir dq bölü cp idi. Ve sıcaklık sıfıra gittikçe cp de küçülmekteydi. Bunun anlamı bu terimin anormal büyümesi, ve en ufak bir ısı girdisinin bile sıcaklıkta önemli değişime sebep olması. Bu da bize neden sıcaklığı mutlak sıfıra düşüremediğimizi açıklar. Çünkü herhangi bir temas ne tür olursa olsun, diyelim ki elimizde bir küme şeklinde bir sistem olsun, bu kümenin duvarları 0 Kelvin olsun ve burada bir noktada 0 Kelvin olsun. Pekala, duvarla temas etmeyelim. Deneyebilirsiniz. Örneğin
duvardan çıkan bir ışık fotonunun mumuniye gelirken pek fazla ısınmayacağını düşünebilirsiniz. Doğrudur, pek fazla ısınmaz. Ama biz burada pek fazladan bahsetmiyoruz. Çünkü bu yeter derecede ısınır ve biz de mutlak sıfıra erişemeyiz. Bir şekilde bu foton sıfır Kelvin'de olmayan bir şeyle temas eder. Bu tip bir ışınım teması bile bizi mutlak sıfıra erişmemizi imkansız kılar. Kısacası bir şekilde sıfır Kelvin'e inlemeyeceğini ama çok yakına gelebileceğimi artık anladık sanırım. Gelebileceğimizi anladık sanırım. Gelecek dersimizde şu ana kadar yaptıklarımızı alıp denge şartlarının nasıl oluşturulduğuna bakacağız. Yani sistemin dengeye erişmek için gittiği yönü belirleyeceğiz.